Uyarı. Bu videoda anlatılanların hiçbiri kurgu değildir. Kalp hastaları, panik ataklar ve gece uyuyamayacağını düşünenler videoyu kapatması gerekmektedir. Videodayız kanalına hoş geldiniz. İyi seyirler. Resident Evil 7 gerçek olaylardan mı esinlendi? Baker ailesi gerçekte var olabilir mi? 24 Ocak 2017 tarihinde piyasaya sürülen ve çoğu oyuncunun dikkatini çeken bir oyundu. Ama gerçekleri sadece bir oyundan mı ibaretti? Yoksa öncelerde bahsettiğimiz Outlast gibi Resident Evil'da bir sır mı barındırıyor? Oyunda lanetli bir aileden, yamyam olan bir aileden kurtulmaya çalışıyordu. Acaba dünyada öyle bir olay yaşandı? Armin 12 yaşından beri insan eti yemeyi istiyordu. Ancak bu imkansızdı, teknoloji onun bu arzusunu yerine getirdi. 450 kişiye kendilerini yemek istediğini söylediği e-mailler attı. Ve sonunda bir tanesinden olumlu cevap aldı. 43 yaşındaki Bernd Brandes adındaki bilgisayar teknisyeni işten izin alarak Armin'in evine gitti. Öncelikle Brandes'in cinsel organını kesip birlikte yediler. Daha sonra Armin kurbanını art arda bıçaklayarak öldürdü. Etleri sarımsakla, Brüksel'le anasıyla ve şarapla pişirerek yedi. Polislere bunun hayatında hissettiği en güzel duygu olduğunu söyledi. Bu olay, Rammstein adlı grubun Main Tale parçasında konu olmuştur. Aile reisimiz John Baker, az önce bahsettiğimiz Armin Weavis'e oldukça benzemektedir. Oyun yapımcıları acaba Armin'i John Baker olarak bizlere sunmuş olabilir mi? Oyunun yamyam tarafı acaba Armin'den mi esinlendi? John Baker gerçek hayatta Armin Weavis olarak mı karşımıza çıkıyor? John ile Armin'in yaptıkları birbirlerine benzediğini inkar edemeyiz. En azından yamyam kısmını. Ve bir de işlenilen cinayetler. Hatırlarsanız oyundaki tek kurban Ethan ve Mia değildi. Odalaptaki insan bağırsakları başka kurbanların olduğuna da işaret ediyor. Buradan anlayacağımız üzere Armin oyunda bize John olarak sunmuşlar. 51 yaşındaki Michael Barron, 23 Ağustos 2008 günü bu iki arkadaşıyla gizemli buldukları eve çekim yapmak için gittiler. Evde esrarengiz olayların yaşandığını düşünen bu üç arkadaş eve girdikleri andan itibaren bir daha haber alınamadı. Komşuları onu en son arkadaşlarıyla o eve doğru yürürken gördüklerini söylediler. Bu olay Resident Evil'ın başında bulduğumuz video kaset ile örtüşüyor. Kasette bir kameramanı canlandırıyorduk. Gizemli bir geçitten geçtikten sonra arkadaşlarının biri ölü bulunuyor, diğer ikisi de garip bir şekilde ölüyorlardı. Michael Barron ve arkadaşların yaşadığı bu olay kesinlikle Resident Evil ile aynı. ...1972 yılında Atlas Okyanusu ve Florida'ya Agnes kasırgası vurur. Bu denli şiddetli ve büyük yıkım getiren kasırga birçok aileyi olumsuz etkiler. Bu ailelerin başında Smurl ailesi de vardır. 1973 yılında Jack Smurl'un anne ve babası çifti dubleks bir ev alır ve beraber yaşamaya başlarlar. Eve taşınmalarından 1,5 sene sonra 1974 yılında bir şeyler değişmeye başladı. Anlamsız ve kafa karıştırıcı olaylar ile başladı. Yeni aldıkları halıların birine nereden ve nasıl geldiği belli olmayan, çıkması mümkün dahi olmayan lekeler olmaya başladı. Ev alınan banyo eşyalarının üzerlerinde çizikler, tamir edilmesine rağmen akan borular ve televizyonun aniden alev alması aileyi korkutmuştu. Radyonun ansızın çalmaya başlaması, çekmecenin kendiliğinden açılıp kapanması ve merdivenlerde kaynağı belirsiz ayak sesleri geliyordu. Küçük kızları Dan odasında havada yüzer gibi duran insanlar gördüğünü söylüyordu. Daha sonralar aileye fiziksel şiddet olmaya başladı. Köpekleri işkenceye maruz kalıyor, evde defalarca oradan oraya atlıyordu. Aile sonunda Katolik Kilisesi'nden yardım istedi. Fakat istedikleri neticeyi alamadılar. Peder MC Ken'le eve geldi, şeytan çıkarma ayinleri yapıldı. Fakat bu ruhsal varlığın şiddetli saldırmasına neden oldu. Peder MC Kenna tarafından tatbik edilen üçüncü şeytan çıkarma çalışması olayların sonlanmasına sebep oldu. Olaylar tamamen bitmişti. Fakat 3 ay sonra 1986 aralığında siyah renkteki bir varlığın Jack tarafından tekrar görülmesiyle başladı.
Sümerlü ailesi de terk ederek başka kasabaya taşındılar. Bu aile, Resident Evil'daki Baker ailesinin lanetine oldukça benzemektedir. Lanet, aileyi değiştiriyor, burada da böyle. Sümerlü ailesi, Resident Evil'daki bize Baker ailesi olarak gösterilmiş. Yani biz oyuncular, gerçek olan olayları bir bilgisayar ya da konsol başında oynuyoruz. Hepimize geçmiş olsun. İyi oyun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.